Petrol fiyatları uzun süredir hiç bu kadar düşmemişti. Petrole talebin azalması ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki kaya petrolü üretiminin artması fiyatların düşüşünde başlıca rolü oynadı. 2014'te Çin'de ekonomik büyüme yavaşlamaya girdi. Merkez Bankası para politikasını gevşetmek zorunda kalırken ihracatta tıkanmalar yaşandı. Euro bölgesinde İspanyol ekonomisinden gelen olumlu haberlere rağmen durgunluk hüküm sürdü. Bu durumla başa çıkmak için üretici ülkeler petrol arzını aşırı derecede yükseltti. Bu arzın büyük bir kısmını Amerikan kuyularından çıkarılan kaya petrolü oluşturdu. 2014 Ağustos'unda 8,6 milyon varille yükselen kaya petrolü üretiminin gelecek sene 9,5 milyon varile ulaşması bekleniyor. Bu sayede Amerika Birleşik Devletleri diğer büyük petrol üreticilerine olan bağımlılığını da yarı yarıya azaltmayı başardı. Suudi Arabistan'a göre arzla talebin dengelenmesi için petrolün varilinin 60 dolara sabitlenmesi yeterli. Fakat bunun için Amerika'nın kaya petrol üretimini günde 500 bin varil düşürmesi gerekli. Fiyatlardaki düşüş Arap ülkelerindeki bazı dev projelerin askıya alınmasına yol açtı. Nüfusun yarısından fazlasını 25 yaş altı kişilerin oluşturduğu bu ülkelerde istihdama yönelik projelere dokunulmayacak. Öte yandan bu ülkelerin bütçelerinde denge sağlanabilmesi için petrolün varil fiyatının 85 doların altına inmemesi gerekli. Kısa vadede bir denge sağlanabilmesi için Suudi Arabistan bu fedakarlığın yapılması gerektiğini düşünüyor. Kısa ve orta vadede işlerin farklı olacağı kanısı hakim. Ayrıca Suudi Arabistan çok büyük fonlar ve döviz rezervlerinden oluşan önemli finansal kaynakları elinde bulunduruyor. Bu sayede OPEC'in diğer üretici ülkelerinin aksine belirli bir süre dayanma rahatlığına sahip. 2004 Haziran'ından beri düşen fiyatlar ekonomileri petrole bağımlı Venezuela, İran ve Cezayir gibi ülkelerde mali sıkıntılara yol açtı. Örneğin Venezuela'daki bütçenin dengelenebilmesi için ham petrolün varil fiyatının 161, İran içinse 131 doların altına düşmemesi gerekli. Öte yandan tüketici ülkelerdeki kara, hava ve deniz ulaşımındaysa fiyatlar yüzlerin gülmesini sağladı. Ama kısa vadede en olumlu gelişme otomobil sahiplerinin alım gücünün artmasıydı. Petrolden vergi alınmayan Amerika Birleşik Devletleri'nde ve yüksek vergilere rağmen Avrupa'da fiyatlardaki düşüş halka nefes aldırdı. Şu anda akıllardaki tek soruysa bu düşük fiyatların ne kadar süre daha devam edeceği. "2015'te petrol fiyatları düşmeye ya da 2015'te birkaç ay boyunca daha düşük seyretmeye devam ederse OPEC'in devreye girme ihtimali yükselir. Çünkü bu kurumun üyelerinin yaptığı mali fedakarlık sadece birkaç ay sürebilir. Çok uzun bir süreye yayılamaz." OPEC ülkeleri yıllardır petrolden elde ettikleri gelir sayesinde rezervler oluşturdu. Buna rağmen düşük fiyatlı petrol politikasına ne kadar dayanabileceklerini zaman gösterecek.